Gözde, o gaz bombasını göstereceğiz şimdi sizlere. İşte içerideki göçmenler bize getirip bu gaz bombasının kapsülünü verdiler. İşte bu bombalardan yaklaşık 10 tane atıldığını söylüyorlar ama biz ses olarak 2 tane duyduk. 2 tane patlama sesi duyduk ve ardındansa işte göçmenler o çığlıklarla, canavleriyle bulunduğumuz noktaya doğru kaçmışlardı. Şimdi elimde gördüğünüz işte bu kapsülü getirdiler bize. İçinden hala bir şeyler, dumanlar çıktığını ve boşaldığını görebiliyoruz. İşte bu kapsüllerden 10 tane atıldığını söylüyor göçmenler bizlere bir yandan, ama biz tekrarlayalım, 2 kez patlama sesi duyduk arka arkaya, ard arda güçlü seslerdi bunlar ve ardındansa işte göçmenler bir anda canavleriyle bulunduğumuz noktaya doğru koştular. İşte sizlere kapsülü gösterdik bir yandan, şimdi kameraman arkadaşım Emre Kınacı sizlere arkadaki o kalabalığı gösterecek. İşte hepsi buraya doğru koştular bir anda, onlarla ne olduğunu şaşırdı çünkü orada aslında sabah saatlerinden beri bekliyorlardı ve aslında bu püskürtmenin yapılacağının da sinyalleri verilmişti Yunanistan tarafından. Açıkçası şöyle söylemek gerekirse, sabah saatlerinden beri ses bombalarının patladığını duyuyorduk zaten. Karşı taraftan yoğun bir şekilde bunlar saat başı yarım saatte bir ses bombaları patlıyordu. Aynı zamanda içeriden gelen bilgilere göre Yunanistan askerinin oradaki göçmenleri konuşarak ikna etmeye çalıştığı, Türkiye'ye geri döndürmeye çalıştığı da bazı gelen bilgiler arasında ve son yapılan işte şey ise bu gaz bombalarının patlatılması oldu. İşte korku içinde hala bağıran göçmenleri görüyorsunuz bir yandan. İçlerinde Suriyeliler var, yoğunlukla Afganlar var, Pakistanlılar var ve hepsi işte bir anda o tampon bölgenin ardındaki o Yunanistan'ın kapısının, sınır kapısının önünden hemen buradaki free zone, yani buradaki serbest bölgeye doğru hemen geldiler ve burası ne Türkiye sınırı ne de Yunanistan sınırı, şu anda tam olarak arada kalmış durumdalar ve burada şu anda sakinleşmeye çalışıyorlar. Yayınımızda aktarmıştık sizlere, 2 kez o ses geldi, ard arda geldi. Gaz bombasının patladığını biz duyduk. Ancak bu kapsüllerden 10 tane atıldığını söylüyor içeriden gelen, bize bu gaz kapsülünü getiren, bomba kapsülünü getiren göçmenler. Ama tabii ki bizim duyduğumuz ses olarak aktarmam gerekirse 2 kez patlama sesi duyduğumu sizlere söyleyebilirim. Çok sıcak henüz olay, daha yarım saat bile olmadı biz bu sesleri duyalı ve burada aslında hareketli saatler yaşanalı. Yaklaşık yarım saat oldu henüz ve işte ardından sizlere gaz kapsülünde gösterdik ne atıldığını. Burası Edirne, Pazarkule sınır kapısı ve Kastanya sınır kapısı tarafına geçmeye çalıştı. Sınır kapısından Yunanistan'a geçmeye çalışıyorlardı. Ancak işte Kastanya sınır kapısındaki askerler tarafından bu gaz bombasının atıldığı söylendi. Ardındansa işte biz de sizlere tekrar göstereceğim şimdi o kapsülü, Emre Kınacı'dan yardım isteyerek. Şimdi tekrar gösterelim. Üzerinde 555 CS yazan bir gaz bombası kapsülü. İşte bu kapsülden 10 tane atıldığını söylüyor içeriden gelen göçmenler. Ama biz 2 tane ses duyduk, tekrarlayalım. İşte bunlar yüzünden duman altında kaldı burası bir süre, ardından o ses duman dağıldı. Ancak işte bu kapsüller kaldı geriye ve göçmenler de işte bu kapsülleri getirdiler bizlere, verdiler göstermemiz için. Onlar 10 tane diyor, tekrarlayalım, ama biz 2 kez ses duyduk. Burada hala hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Hala göçmenler sakinleşmeye çalışıyor bir yandan, bir yandan nereye gideceklerini bilmiyorlar. Çünkü şu anda bulundukları nokta ne Türkiye ne de Yunanistan, tam olarak arada kalmış durumdalar ve Yunanistan'ın Kastanya sınır kapısındansa geçirilmeyeceklerini söylüyor Yunanistan askerleri. Onları içeri almıyorlar diyelim. Sözü size bırakalım.